Herkese merhabalar, herkese selamlar. Yine bir e, transfer gündem yayınıyla karşınızdayım. Aslında o haftada bir yapmayı planlıyorduk bu yayınları ama tabii somut bir gelişme gelişme olmadığı için ara verdik. Yani normal şartlarda daha önce yaptığımız yayınlarda hep şunu söyledik. Her hafta bir transfer gündem videosu yapalım ve e, burada değerlendirelim dedik. Gelişmeleri canlı yayında anlatalım dedik ama çok da hızlı çok da hızlı gitmiyor Beşiktaş, çok da e, net gelişmeler olmadığı için biraz daha bu her haftalık mevzuyu biraz e, 15 günde, 15 güne bire çevirdik. Önce bir onu söyleyeyim, tweetimizi de attık. Tabii çok fazla soru var, okuyorum sosyal medyada çok fazla eleştiri var. Özellikle e, Beşiktaş'ın geç kaldığı yönünde çok fazla eleştiriler var. Bugün yine her zaman olduğu gibi muhataplarıyla e, konuştum. Beşiktaş kulübünden yöneticilerle, profesyonellerle, çalışanlarla birçok isimle konuştum ve onların bilgilerini, onların verdiği bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Eleştirileri, yorumları görüyorum. Onlarla ilgili uzun uzun burada bir anlatacağım size neler olduğunu Beşiktaş'ın, neler olduğunu Beşiktaş'ın ve daha da önemlisi herkesde şu var. ya herkesin kafası şu var. Beşiktaş geç kaldı, Beşiktaş yapamıyor, Beşiktaş Niye bu halde? Ee, bir diğer önemli nokta tabii ki Gazprom mevzusu. Çok fazla konuşuluyor e, Gazprom mevzusu. Gazprom ile ilgili de önemli detaylar vereceğim size. Ve daha da önemlisi Gazprom olmazsa ne yapacak Beşiktaş? Sponsorsuz mu kalacak? Dünyanın bana göre konumu anlamında en iyi stadı. Ee, boğaz'ın kenarında. Karşı taraf Asya. Burası Avrupa. O yüzden de kıymetli. Bu arada teşekkür soruları geliyor. Yıldız oyuncağımdan ilk de şampiyon oldum demiş Yüksel Beyecekka. Yüksel cevap vereceğiz bu sonra da. Bir şu yayını size bilgileri aktarayım. Daha sonra soru cevap yapacağız. Orada devam ederiz. Orada sorularınızı bekliyorum. Şimdiden süper teşekkür, süper chat ne varsa gönderenlere teşekkürler şimdiden. Ayrı ayrı sonra tek tek teşekkür etmeyeyim. Ee, şimdi size yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım mevzuları. 1500 kişi de geldi yayını takip ediyor. Akıllardaki soruyla başlayalım. Sizin sorduğunuz soruları, kafanızdaki soruları ben de bugün Beşiktaş'ta muhataplarına sordum. Yani... Beşiktaş geç mi kaldı? Beşiktaş neden oyuncu alamıyor? Beşiktaş neden hala işte yarın itibariyle 3. E, antrenman var ve Beşiktaş'ın yeni transferleri henüz yok. Bu arada çok soru geliyor hani bazı oyuncular gözükmüyor işte Gezal nerede gibisinden işte Abu Bakan nerede izinli oyuncular var arkadaşlar. O yüzden de bu izinli oyuncuların da 2-3 gün içerisinde e, İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Yani Gezal'da, Abu Bakar'da, herhangi bir sorun yok. E, bir oyuncuda sorun var onu konuşacağız zaten Onunla da ondan da bahsedeceğim. Şimdi Geç mi kaldı? İki tane ana sebep var. Benim anladığım, benim gördüğüm Beşiktaş'ta iki tane ana sebep var. Transferin biraz daha normale göre hani beklenenden en azından taraftarın beklentisine göre ağır gitmesinin iki tane ana sebep var. Birincisi daha iyisini bulma isteği. Beşiktaş belli oyuncularla anlaşmış vaziyette. Beşiktaş belli oyuncuların transferini bakın özel, bu, öz, burası önemli nokta. Belli oyuncuların transferini bitirmiş durumda. Ancak daha iyisi olur mu? Daha iyisi bulunur mu? Daha önemli isimler gelir mi? Daha takım oyan isimler gelir mi? Diye biraz bekletiyorlar. Bu bir ikinci önemli sebep. Takımın iskeleti hazır durumda aslında Beşiktaş'ta. Yani özellikle geçen sezon devre arasında 5 oyuncu birden aldı Beşiktaş. Ve dolayısıyla Beşiktaş'ta bir e, hani böyle yeniden kurulacak bir takım değil. Şenol Güneş'in nasıl oynadığını takım biliyor. Şenol Güneş ne istediğini takım anlatmış vaziyette. Belli başlı yerler tamamen oturmuş vaziyette nedir onlar? Mesela Beşiktaş bir kaleci transferi yapmayacak. Kalecisi hazır. Beşiktaş bir sabek transferi yapmayacak. Rozi'ye gidecekmiş, oymuşmuş. Bunların her, hiçbirisi gerçek değil. Rozi'ye kalıyor. Ee, Onur Bulut var. Rozi'ye Onur Bulut sağ tarafı kapattı. Sol tarafta Masuaku zaten var. Umut Meraj herhangi bir teklifi yok. bitme durumu yok. Orası da hani görüyorum sol beki oyuncu alınır mı? Ancak ve ancak bu yeni kural işte Türkiye Cumhuriyetler, Azerbaycan, Kırgızistan vesaire ancak oradan belki bir oyuncu getirmeye çalışırlar sol ama onun dışında sol bir yabancı oyuncu gelmesini ben açıkçası beklemiyorum. E stoperlerde tamam stoperler biraz problemli. Bunun dışında senin 8 numaran çok iyi bir 8 numara. Türkiye'nin en iyi 8 bir tanesi Getson var. Sağ önün Gezal var. İleride Abu Bakar var. Cenk Tosun var. Ve Beşiktaş'ın belli başlı aslında 3 tane temel eksiği var. Beşiktaş bunları çözmek zorunda ve biraz da takımın ana iskeleti hazır olduğu için Beşiktaş biraz daha acele etmeden davranıyor. Bu arada şunu da söylemek lazım. Şimdi bu sosyal medyada Gökhan Ceylan, Forvet'te Cenk yerine Vegors gelir mi? Vegors kesinlikle gelmiyor arkadaşlar. Bunu çok net olarak size söyleyeyim. Vegors gelmeyecek. Vegors Beşiktaş'ın gündeminde yok. Beşiktaş biraz kızgın. Hoca da kızgın. Hoca biliyorsunuz çok daha düşük bir rakama istiyorsa gelsin falan dedi ama onun almayacağı bir rakamdan bahsetti. Vegors kimseye haber vermeden eşyalarını toplayıp gitti arkadaşlar. O yüzden Vegors'un tekrardan geri dönme ne hocaya doğru düzgün veda etti ne profesyonellere veda etti. Ben gidiyorum menajerimle görüşün dedi kötü bir ayrılıktı bence o. O yüzden de Beşiktaş ona sıcak değil ve Vegors'un gelme ihtimali yok. Onu bir söyleyeyim. Şimdi dönelim tekrardan. Soru gelince biraz konu dağılıyor ama. Şimdi daha iyi olabilir mi düşünsen? Geç kaldı mı geç kalmadı mı? Şimdi bir Galatasaray örneği var ortada. Galatasaray şampiyonlar ligi önelemesine çıkacak arkadaşlar. Ve şampiyonlar ligi önelemesine çıkacak Galatasaray'da şu anda forvet transferi netleşmedi. Icardi imza atmadı. Raşissa gitti. gitti. Yani Galatasaray'da transfer yapmadı, Fenerbahçe transfer yaptı, Rankent, Ceko, hocasına sormadan transfer yaptı. Dolayısıyla herkes takımını kurdu, Beşiktaş kurmadı. Biraz o olumsuz havadan bence biraz kurtulmak lazım. Çünkü Beşiktaş camiası çok yoğun bir böyle bir olumsuzluk pompalıyor sosyal medyada. Biraz sakin olmak lazım, biraz itidalli olmak lazım diye düşünüyorum ben. Anlatacağım şimdi size hikayeyi. Şimdi önce şu bilgiyi vereyim. Bu arada tweet de atayım bu konuda. Tweetim de hazırdı. Beşiktaş'ın ilk anlaştığı ve gelmeye hazır olan oyuncusu. Ee, bir tane oyuncu var ve Beşiktaş'tan şu anda haber bekliyor. Ee, nedir haber? Yani Beşiktaş de, o oyuncuyu arayıp hadi gel dediği anda ben geliyorum diyecek. Dolayısıyla bu e, hani transfer yapmıyor Beşiktaş deniyor ama aslında birçok noktada birçok isimle bu noktaya gelmiş durumda Beşiktaş. Sadece daha iyisi olur mu? Biraz onu bekliyorlar. Biraz ondan o, onun beklentisi var. Yani, kimdir o? Amarty. E, Beşiktaş Amarty ile e, Leicester'ın tecrübeli oyuncusuyla her konuda anlaştı. Oyuncu ile el sıkışıldı. Oyuncu tamam dedi. Herhangi problem yok. E, niye hayırlı olsun demiyorum. Çünkü hocanın bu transfere onay vermesi lazım. Hoca aslında Amarty'e sıcak. Amarty'nin gelmesini de istiyor ama dediğim gibi çok fazla oyuncular teklif ediliyor. Çok fazla oyuncu seçeneği var. Çok fazla e, oyuncu şeyi çok fazla. O yüzden de oyuncu portföyü çok fazla o yüzden de e, hoca bekliyordu hoca bekliyor derken karar verecekler ve amarti e, hoca tamam derse kampa dahil gelecek öyle diyeyim ben size yani Avusturya kampına hani 9'unda kamp başlıyor biliyorsunuz Avusturya kampı e, ve o kampada yetişecek oyuncu çünkü gelmeye tamamen sıcak vaziyette. Örneğin bir diğer örneğe geçelim. Beka, beka Zaten bu haber sızdı dışarıya. Beka Beka dediğiniz oyuncuyu hoca istemedi. Daha bulunur mu bulunmaz mı? Beka Beka ile anlaştı Beşiktaş. Kulübüyle anlaştı kiralık olarak. Ama hoca Şenol Güneş hani bir tık daha iyisini istedi ki Amart transferinde biraz daha Amart'in ön planda olmasının sebebi aslında Şenol Güneş'in bu isteği. Çünkü Amartin'in çok iyi bir 6 numarada oynayabilme özelliği de hocayı biraz ona çekmiş vaziyette. Yani hoca ee, iyi bir stoper istiyor ama sıkıştığımda da ben oraya bir pardon Avusturya Avusturya değil Almanya kampı orada, Avusturya diye düzelteyim. Ee, sıkıştığında 6'ya oyuncu atabilmek istiyor. Amerti'ye atabilmek istiyor. Oyuncu, o yüzden de e, çok soru geliyor Ciku ile ilgili. Ciku ile ilgili. Ciku ile bu arada belli bir noktaya gelmiş durumda Beşiktaş. Yani Ciku asla Türkiye'ye gelmek istemiyordu. Yoğun temaslar doğrultusunda Ciku artık Beşiktaş'a gelmeye sıcak. Ancak onunla o biraz daha geri, geri planda. Çünkü e, hoca tarz olarak 6'da oynayabildiği için Amert'i istiyor. Yani ilk transfer hoca tamam derse Amert'i olacak. İkinci transfer stoper transferi. E, Ciku olma ihtimalini yüksek görüyorum ben. Benim oldukça beğendiğim bir sefer. Hatta bana kalsa ben Cuku bence Mert'den daha iyi transfer ama tabii ki hocanın düşündüğü bir sürü sistem var, o var var, rotasyon var. Hocadan daha iyi bilecek halimiz yok. Bizim kendi düşüncemiz o başka bir hikaye ama önce emerti alacaklar. Daha sonra Cuku'nun gelme ihtimali oldukça yüksek. Yani en azından teklif yapıldı ve hoca pardon Cuku artık Beşiktaş'a gelmeye sıcak ama o biraz daha sürecek çünkü orada çözülmesi gereken bir size mevzusu var. Hangi oyuncu Beşiktaş'tan kopmak üzere dediğimizde Size'i ne yazık ki söyleyebiliriz. Çünkü Size biraz daha sanki e, gemileri yakmış vaziyette ve Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Neden ayrılmak istiyor? Like'lar like, like, neredeymiş? Berker evet arkadaşlar biraz like atın. Neden ayrılmak istiyor? Bunu daha önce de anlattık, Bir kez daha anlatayım. Çünkü Size e, yedek kalacağını düşünüyor. Çünkü Şenol Güneş sol stoperde Koli'yi düşünüyor. Omar Koli'yi düşünüyor ve e, şimdi Omar Koli sol stoper. E, Sağda sen MRT'yi aldın. Size görüntüde planlamadığı yedek. E size 33 yaşında Fas Milli takımının kaptanı, önemli bir oyuncu ve e, piyasası olan bir oyuncu. Dolayısıyla ben 11 oynamak istiyorum diyor ve bu yüzden de Beşiktaş'a kalırsa 11 oynamayacağını düşünüyor. Hocanın ona çok fazla şans vermeyeceğini düşünüyor. O yüzden de e, Size ayrılmak istiyor. Size gittiği zaman da e, Beşiktaş ikinci stoper alacak. O da işte yecik olacak. Ya Tormen olacak. İkisinden bir tanesi. Tormeno da bu arada yine önemli adaylardan bir tanesi. Onu da belirtelim. Ee, yani Beşiktaş önce şöyle bir gelişme olabilir yani. Önce Amart geldi. Amart'ın peşinden Ciku geldi. Hani Amart kampa gider, Ciku kamptan sonra gelir. Bunlar olabilir. sayısı biraz ilişkili. sayısı ikna ederler mi? Ben edeceklerini zannetmiyorum. Sais büyük bir ihtimalle gidecek. Bu arada oyuncunun yaşı 33. Yorumları görüyorum ben. Satsınlar abi 500'e 600'e falan, 5-6'ya e, falan. Ee, öyle bir durum söz konusu değil. Sertan Kılıç yıldız oyuncu gelecek mi demiş. Yıldız oyuncudan kastınız ne tam olarak bilmiyorum ama Beşiktaş iyi oyuncular getirmeye çalışıyor. Yıldızdan katsınız e, Dimaria ise işte Firmino ise falan getirmeyecek. Öyle bir bütçesi yok Beşiktaş'ın. Kotiyo konusuna değineceğim. Madem buradan da geçtik Kotiyo'dan da bahsederiz. Şimdi Ciccu dedik, Amelci dedik, Saiz'i anlattık. <laughs> sıra sıra gideyim ben bu arada çok da fazla soru geliyor gözümde bazen sorulara e, takılıyor. Kuvarejma, sor Kuvarejma'yı bilmiyorum ciddi mi soruyorsunuz? Gerçekten de Kuvarejma ile ilgili bir e, düşünceniz var mı ya da geyik midir tam olarak bilmiyorum ama Kuvarejma'nın gelme ihtimali tabii ki yok arkadaşlar. E, böyle bir ihtimal bulunmuyor. E, onu da belirtelim. Bu arada Kuvarejma bir açıklama yaptı. Daha Pepe Top oynuyor. Ben niye Bırakayım dedi. Ben futbol oynamak istiyorum dedi. Dolayısıyla Kuharacan bırakmazsa, bırakırsa jübilesi burada olur. Bırakmazsa e, onun gelme ihtimali yok. Bir diğer çok konuşulan isim Halil Dervişoğlu. E, yedek kalacaksa Omar. Bir soru geldi orada. Bir soruyu da kaçırmayalım. arkadaşlar teşekkürler. Selim Güngör sormuş. Ne sormuş? Yedek kalacaksa e, Omar kalmalı. Katılıyorum. Katılıyorum da işte burada taraftarın ne düşündüğü ya da gazetecinin ne düşündüğü önemli mi? çok önemli değil. Çünkü hoca takımı yapıyor. Hocanın kendi kafasında kurmak istediği bir sistem var. Sertan mesajın başında kombine dedin. Beşiktaş kombine ile ilgili bir değişiklik şu anda gitmedi. Konuşuluyor içeride. Kombine kararı gözden geçirilecek mi, geçirilmeyecek mi? Bu bir gündem olmuş vaziyette. Ancak şu ana kadar bir bununla ilgili bir gelişme yok. Öyle diyeyim. Yani alınmış bir karar yok ama belli başlı yöneticilerin belli başlı isimlerin de hani bu kadar gözden geçirsek mi diye düşündüklerini duyuyorum. Biliyorum değişiklik olabilir mi? Olabilir. Çünkü çok tepki var ve kulüpte bu tepkinin farkında sevgili kardeşim. Ee, ne nerede kalmıştık? Halil'e geçelim. Halil Dervişoğlu'na geçelim. Halil Dervişoğlu üzerinden şeyi anlatacağım size. Bu satıştan pay hikayesi anlatacağım. Çünkü o da çok fazla tepki var. Ben onu da sordum. Yani bu satıştan pay mevzusu nedir arkadaşlar diye. Ne oluyor yani satıştan pay satıştan pay nedir diye. Halil Dervişoğlu Beşiktaş bonservissiz çözmek istiyor. Çünkü geçen sezon e, kiralandı ve doğru düzgün 11 yok oyuncunun. E, seneye şey bitiyor, sözleşmesi bitiyor. Yani seneye bonservisi servisi kendi elinde olacak adam. E, gittiği hiçbir yerde kiralandığı o takımlarda başarılı olmayan bir adama Beşiktaş niye bonservis servis versin ki? Beşiktaş oyuncuya satıştan pay vererek Brentford'a öyle almak istiyor. Yani bir bon servis vermek istemiyor. De verecekse de 150 bin, 200 bin, 300 bin euro vermek istiyor. E bu da çok normal. Ben doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. Bu arada Emre Can geldi Soma Spor'dan. Onunla ilgili de sorular var. Potansiyeli olan Beşiktaş Skatları'nın ısrarla bu oyuncudan olabilir dediği bir isim. E 200, 250 bin euro maliyeti var oyuncunun ve ee, kiralanacak oyuncu bu arada. Yani çok soru geliyor. Hemen bir transfer gelir gelmez böyle bir e, abi oynar mı oynamaz mı? %99 kiralanacak oyuncu. Yani oyuncu bir ee, hani şey değil. Biyetine keşfettik gel, gelecek bombalayacak falan gibi bir durum söz konusu değil. Oyuncunun potansiyeli var. Oyuncunun belli başlı özellikleri işte soldan çok iyi akması, şutları, plasesi falan filan çok iyi. Oyuncunun bir Süper Lig'de en azından kendini bir göstermesi lazım ya da Petri 1. kendini göstermesi lazım. O yüzden de e, ben açıkçası e, deneme amaçlı bir transfer olduğunu düşünüyorum ve deneme amaçlı olduğu için de bir deneme yaptı ve satışlarına pay verilmesi bu tip oyunculara çok normal niye insanlar buna kızıyor bilmiyorum kiralıktan dönen oyuncuları sormuş Suat sevgili Suat kardeşim kiralıktan dönen oyuncular arkadaşlar bakın bunu daha önce de söyledim size şimdi kiralıktan gelen oyuncunun kiraya gittiği takımda iyi işler yapması lazım kendini göstermesi lazım örneğin Umut Nair'e Beşiktaş'ın topçusu olsa kiralık olarak bu sezon o performans gösterse tabii ki Umut Nair kalır ama baktığınız zaman Hasic çok soruluyor. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı Asic. Sakatlığı vardı gerçi ama yapamadı yani. Kaç senedir yapamıyor. Kartal çok da sevdiğimiz bir kardeşimiz ama Ümraniye'de bu sezon ligi takımı domine eden oyuncu olamadı. İşte kimi gönderdiyse Beşiktaş bir yerlere bir türlü o potansiyeli sizler de yazın istiyorsanız ama bir türlü o potansiyeli Beşiktaş dışarıda gösteremediler. Beşiktaş da şunu söylüyor. Abi Manisa Spor'da orada burada şurada Soma'da falan kendini gösteremeyen oyuncu Beşiktaş'ı nasıl gösterecek? O yüzden de çok fazla ben e, kiralık gelen oyuncuların Beşiktaş'a devam edeceğini düşünmüyorum. E, 80 golü kim atacak bu yapıda diyor. Sefer Şeref Bahadır. Şampiyonluk için gereken 80 gol. E, anlatalım onu da. Transferden devam ediyoruz burada. arada. Emre Can konu biraz dağıldı ama Emre Can'dan bahsettik. Sonuçta satıştan pay çok garip bir durum diye. Trabzonspor kaleci aldı. Satıştan %25 verdi Altın Ordu'ya falan. Bunlar çok normal çok normal şeyler. Böyle Sosyal medyada şeyi görüyorum. Ya satıştan pay veriliyor? Tüm dünyada transferde olan bir şey bu. O yüzden de çok da garipsenecek bir durum değil. 250 bin euroya Beşiktaş bir deneme yaptı. Nasıl Galatasaray Kerem Aktürk onu getirdi Erzurum'dan. İyi çık çocuk falan. Bu da potansiyeli olduğunu inanıyor Beşiktaş. Kiralayacaklar ve performansına bakacaklar. Eren Can yardımcı Alanya'nın oyuncusu Beşiktaş ilgileniyor, istiyor. Beşiktaş'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi olur mu olmaz ben Alanya'nın vereceğini çok zannetmiyorum ama Beşiktaş'ın ilgilendiğini belirtelim. Ee, gelelim Kotiyo mevzusuna arkadaşlar. Madem öyle bir nefes alayım hemen. Kotiyo mevzusu evet. Şimdi Kotiyo ile ilgili tabi sosyal medya yıkıldı bir geçen hafta. Geliyor geldi bitti oldu vesaire diye. Ee, Kotiyo ile ilgili ben de Kotiyo ile ilgili bir temas olmadığını ifade etmiştim. Kotiyo ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığını ifade etmiştim. Bunun ilgili de tabii çok kızan oldu. Çok sen bilmiyorsunuz senden saklılar falan diyen oldu. Olabilir herkesin düşüncesine saygılıyız. Şimdi ile ilgili şöyle bir durum var. Ee, bildiğiniz gibi Ceyhun Kazancı Redmond'la görüşmeye gitti İngiltere'ye. Ve orada belli başlı temaslarda bulundu. ile ilgili mevzu şudur. Biliyorsunuz Aston Villa'nın ki haber yapan arkadaşlar Aston Villa'nın sportif menajerinin bile kim olduğunu bilmiyorlar. Garip garip isimler kullanıyorlar. Sportif menajeri Aston Villa'nın ee, Monchi oldu arkadaşlar. Oraya geçti. Dolayısıyla... E, ile de Cem Kazancı'nın iyi bir diyaloğu var. Ve ilk kez resmi olarak soruldu. Ne istiyor oyuncu diye. E, ne oluyor diye yani oyuncu. Oyuncu ne yaptı? Oyuncu e, gerçekten de germiniyeti var mı? Oyuncunun ilk defa yeni Kotiyon'la, Kotiyon'un daha doğrusu kulübüyle bir temassa girildi ve soruldu. Arkadaşlar gelen bilgi şu. 7 milyon euro istiyor oyuncu. Bunun bir altını istemiyor. Yani 6500 olmaz diyor. 7 milyon euro istiyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın 7 milyon euro verme durumu söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden de Coutinho transferi şu anda olma ihtimali, gelme ihtimali sıfır. Ne zaman olur? Ağustos olur. Oyuncu kulüp bulamaz. 7 kimse vermez. Hadi ben biraz 5'e düşeyim der. Hadi bir şey yapalım der. O olur bu olur anca o şekilde. Görüyorum haberleri işte Aston Villa maaşının %50'sini öderse Beşiktaş'ta 3.5 öderse falan bunların hepsi Farazi şu anda. Öyle bir durum söz konusu değil. Aston Villa niye şu anda mesela durup dururken al Beşiktaş yarısını 3.5 ben ödeyeyim yarısını sen ödeyeyim. Niye desin ki? Bekleyecek. Teklifleri bekleyecek. Ne yapabileceğine bakacak. O oyuncu belki yani oyuncu git. Yani oyuncudan para kazanmaya çalışacak. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değil. Ee, bir Kürşat'tan geldi ee, soru herhalde. Aynı soru mu? ya da bir şey yok Kürşat'tan soru gelmemiş. Bu 80 şeye 80 gole değineceğim bu arada o aklımda. O yüzden de Coutinho şu anda olma ihtimali var. Coutinho ne zaman olur arkadaşlar? Coutinho Ağustos ayında, Ağustos'un sonunda transfer dönemi biterken Aston Villa der ki hakikaten olmuyor bu oyuncu. Konuşur oyuncuyla ben senin 3,5-4 milyonunu vereyim. Hadi sen de bir 2'ye kabul et. 6'ya falan bu işi bağlayalım git Beşiktaş'a falan diyebilir. Anca o şekilde yani Kampa gelmesi, Almanya kampında olması, antrenmanı falan böyle bir durum asla söz konusu değil arkadaşlar. Bunu bir söyleyelim. Afrika Kupası ile ilgili yorumlarınızı gördüm. Evet Afrika Kupası ile ilgili bir planlama yapılıyor ki işte orada şunu planlıyor Beşiktaş. Afrika Kupası olduğunda Tayyip Tal'a dönecek. O yüzden de stoper konusunda biraz elini korkak alıştırmıyor. Yani Afrika'lı getirmeli konusunda çok korkak alıştırmıyor elini. Montero'yu bu arada göndermek istiyor Beşiktaş. Kulüp bulurlarsa tabii ki o bilgiyi de vereyim. Nerede kalmıştık? Kotiyon'a ee, Cotinho'da kalmışım. Yani Kotiyon'un gelme ihtimali yok arkadaşlar şu anda. Ha Ağustos'ta dediğim şartlar oluşursa Kotiyon'a gelebilir ama şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Scarpa ilk haberi bizim Mustafa Koruksuz verdi biliyorsunuz Tuna. Beşiktaş muhabirini bıraktı. Mustafa Korkusuz Twitter'dan takip edin. Ee, yeni muhabir ve çok hırslı, istekli muhabir Scarpa'yı vermişti. Yaklaşık bir 4-5 gün önce Scarpa ile ilgili tweet atmıştı. Bugün de Sercan kardeşim, Sercan Dikme de o da spor stijitlerde güzel işler yapıyor. Sercan da bugün yazdı Scarpa ile ilgili. Beşiktaş'ın önüne gelen, konuşulan, gündeminde olan bir isim ama ben olma ihtimali çok düşük görüyorum. Çok olmayacak yani olmayacak da demeyeyim ama çok düşük bir ihtimal ya. Scarpa'ya göre Beşiktaş bir plan yapmıyor. Konuşuldu, doğrudur, yalan haber değil. Ee, ilginin bakıldı, edildi ama çok ben olacağını açıkçası e, olma ihtimali düşük görüyorum. E, Beşiktaş oyuncuyu almayacak. Yani almayacak demeyeyim ama oyuncu e, çok çok gerilerdi listenin öyle diyeyim. Yani Beşiktaş'ın çok istekli olduğu, çok arzulu olduğu oyunculardan bir tanesi değil. Ne kaldı? Sorulara bakayım. Hmm. <laughs> Şimdi 80 golü nasıl atacak Beşiktaş gibi bir soru geldi. Şimdi bir kere Beşiktaş'ın en büyük güvenceğinden bir tanesi Raşit Gezal. Geri dönüyor. Gayet hırslı. Gayet iyi. Raşit Gezal kalırsa. Redmond kalırsa. Redmond'a değineceğim. Abu Bakar var. Cenk Tosun var. Sol öne bir forvet. Hızlı bir forvet. iyi bir forvet alınması düşünülüyor. Artı bir de işte hücumcu bir ortası alınacak. Şimdi bu kadar oyuncu atar gol. Bunun dışında Gelecek oyuncuları Amart'ı gibi işte Ciku gelirse Ciku gibi oyuncular savunmadan katkı veren oyuncular. Yani Beşiktaş savunmadan geçen sene çok fazla katkı alamadı. Bu oyuncularla beraber Beşiktaş çok da hani ki geçen sene hiç oynamayan bir rozya vardı mesela. Bu oyuncularla beraber o dediğiniz gol rakamına Beşiktaş ulaşır. Önemli olan o transferlerin doğru şekilde yapılması. Solda Ekambi ve Rebic hala iki büyük aday. Rebic için hatta Beşiktaş İtalya basını bugün yazdı bilmiyorum takip ediyor musunuz? İtalya basını da en net, en ciddi e, gözüken kulüp Beşiktaş'tan Rebiç için. E, onlar bırakmak istiyor Rebiç'i. Rebiç bir şekilde yolları ayırmak istiyorlar. Çünkü artık orada oynama ihtimali yok biliyorsun. Leo gibi bir canavar geldi oraya. Ve Leo geldiğinden beri formayı zaten aldı Rebiç'ten. ile Rebic ilgili Beşiktaş'ın niyeti, isteği var. Daha böyle %100 temas hani geldi aldı falan diyemem tabii ki ama Rebiç'in durumu en azından bir şey olmuş vaziyette. Oyuncu tarafında, İtalya tarafında Beşiktaş'ın çok ciddi olduğu biliniyor. Bunun dışında Ekambi yine adaylardan bir tanesi. Ve bu iki isim dışında da ki Ekambi mi Rebic mi diye sorarsanız ben tecrübesine ve kariyerine rağmen Rebic bunlarda daha üst olması rağmen ben Ekambi isterim ben olsam. Ama tabi onun da Afrika Kupası'na gidecek olması bir problem. Bunun dışında yine sol ön için başka adaylar da var bu arada. Ya yani, sol önle ilgili de bir yine ihtimaller de var ama hani Rebic, Ekambi kesin olur diyemiyorum. Çünkü bu oyuncular piyasası olan oyuncular ve Beşiktaş temas halindeyken gelip bir kulüp parayı bastırsa alabilir. O Kondogbia gibi. de Beşiktaş'ın çok ciddi radarındaydı. Çok almak istiyorlardı. Adamlar gitti. Marsilya 7 milyon euro bonservisi bastırdı. Oyuncuya da parayı verdi. Aldı. O yüzden de bu tip oyuncular için. Şimdi bir arkadaş El Şarevi hani kesin diyor. Ben El hiçbir zaman kesin demedim. El Beşiktaş'ın teklifine teşekkür etti. Sezon sonunda kararımı vereceğim dedi. Türkiye'ye gelmeme kararı aldı. Dolayısıyla orada devam ediyor. Bu saydığım oyuncular Kondogbe gibi aynı. Yani Rebic de yarın pat diye Lazio istedi. Bastırdı parayı aldı. Bu olabilecek bir şey. Yani bir Emerti gibi işte bir Ciku gibi daha yakın Beşiktaş'a değiller. Ama Beşiktaş'ın temas halinde olduğu isimler bunlar. 10 numara neden ben ee, az önce bahsettiğimiz oyuncunun adı neydi ya burada yazmıştım. 10 numara için daha doğrusu 10 numara e, Scarpa. Neden Scarpa olmaz diyorum? Çünkü Gerip yani Scarpa çok daha geri planda bir oyuncu. Burada bir tane ana bir oyuncu var. Beşiktaş'ın planını, Beşiktaş planını aslında e, ona göre yapmış vaziyette ve Şenol Güneş'in de evet bu oyuncu olur dedi oyuncu. Çünkü enteresan bir on, tam 10 numara değil zaten. Daha önce de bahsettik. Analiz videosunda yaptık. E, Steven Gerrard gibi, Lampard gibi, Galatasaray'daki iyi Selçuk İnan gibi e, hem koşucu hem şutör hem gol atabilen bir oyuncu var bildiğiniz gibi Kuzyev. Beşiktaş Kuzyev transferinde belli bir e, şeye gelmiş vaziyette. Ceyhun bir soru sormuş galiba soru mu yorum yapmış. Bakayım Ceyhun'a. E, doğru bir yorum Ceyhun. Ceyhun e, kilit atacak oyuncusu yok Beşiktaş'ın diyor. Katılıyorum. E, burada işte Raşit Kezal'ın devreye girmesi ve sola alınacak oyuncunun da biraz ince işlerde yapabilmesi önemli. Yani sola biraz asist özelliği yüksek bir golcü almak istiyor Beşiktaş ama aynı zamanda golcü almak istiyor. Çünkü daha önce de söyledim Cenk Tosun ve Abubakar satak, sakatlık potansiyeli olan oyuncular ve e, bunların sakat potansiyeli olduğu için bir tane orada 9 ben sıkıştığımda koyabilmeliyim diyor. Zaten dikkat edin Rebiş'te e, Ekan bir de 9 oynayabiliyor. O yüzden de hem 9 oynayacak hem de asist yapabilecek bir orada oyuncu lazım. Ben e, katılıyorum oradaki Ceyhun'un yorumuna. Bir tane Kilit pas atacak oyuncu, hakikaten de orada lazım onu bir e, söyleyelim. Kuziev ile ilgili bu arada bir tweet de attım Kuziev ile ilgili. E, Kuziev 5 yaşın teklifini kabul etti arkadaşlar. 5 e, Beşiktaş'a tamam dedi geleceğim dedi. Yalnız bir şartım var dedi ve burada e, açık da açık sözlü bir davranış yaptı. O yüzden de ben Kuziev'i şimdiden sevdim. Açık konuştu. Dedi ki benim kariyer planlamamda 5 büyük lig var dedi. 5 büyük lig olmazsa ben Beşiktaş'a geleceğim dedi. Parada anlaştılar. Problem gözükmüyor. Herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtelim. Ee, oyuncu sıcak bakıyor Beşiktaş'a ama asıl hikayesi asıl istediği şey 5 büyüklük. Bu transfer neden olma ihtimali yüksek. Çünkü Rusya Ukrayna mevzusu yüzünden oyuncu Rus ve Avrupa Rus oyuncu transferinde biraz e, mesafeli. Rus oyuncu almıyor. Rus oyuncu kolay kolay tepki olur diye kamuoyundan. Çünkü Ukrayna'da çok ciddi bir video var. Çok ciddi bir video var. Ukrayna'da çok ciddi bir savaş var ve Avrupa Ukrayna'nın yanında gözüküyor. Dolayısıyla Rusya ile ilgili herhangi bir şeye çok fazla okey vermiyorlar. Yani oyuncu da bunun farkında. Ben 5 büyük lige gitmek istiyorum ama şu ana bir teklifte almadım diyor. Alma ihtimali de çok da yüksek değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mevcuttan dolayı yoksa iyi futbolcu. Gelirse iş yapar mı? Ben iş yapacağını düşünüyorum. Ee, i̇yi oyuncu. Şutu var. Analiz videosu yaptım bu arada. Duruyor altta. Kuzeyevin analiz videosu. Bana göre iyi oyuncu. Fizikende çalım da atabiliyor. Şut da çekebiliyor. Ortası var. Finishing'i, bitiriciliği yüksek. Ben burada özellikle burada iş yapabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum tabi. Oyuncunun uyumu vesairesi. Kıbrıs'tan da selamlar. Tayfur Bingöl'ü mü soruyorlar? Evet. Tayfur Bingöl ve sponsor durumu. Kıbrıs'a çok selamlar. Hemen değineceğim onları Tayfur'a da Kıbrıs mevzusuna da. Şimdi burada Sponsora geçmeden önce şu bütün futbolu e, anlatayım. Bu arada bir yukarıdan da bilgi geldiğine Redmond'un da bu arada Redmond'a geçelim. Doğru, güzel. Redmond'la ilgili şöyle bir durum var. Şenol Güneş'in Redmond kalsın. Ben e, zaman zaman Redmond'u 10 numarada oynatacağım raporunu verdiğini biliyoruz. Yani Redmond Altbaşlık için daha da önemli bir oyuncu haline geldi. Yani sadece kanat oyuncusu, kanat forvet değil. Aynı zamanda Redmond şu anda bir 10 numara mevkisinde de hocanın beğendiği ve bunu biz on numaraya atarız ve iş yapar dediği bir isim. Şenol Güneş'in bu yorum yapması, bu tespit yapması önemli. O yüzden de Redmond'ın kalma durumu çok daha kıymetli hale geldi. Ee, ve Redmond'la ilgili şimdi gelişmeler anlatacağım ama bu bilgi önemli. Yani hani hep şey soruluyor ya e, neden hani tam on numara neden almıyorlar? E, Kuzeyev, Redmond çok çok oluru var arkadaşlar. Yani orada Tabi Getson'u hoca bazen sol öne atıyor biliyorsunuz. Redmond sol ön yapabilir. Redmond Kuzeyev yapabilir. Arkalarına işte iyi bir altı koyabilir. Getson üçüyle. Şimdi Getson, Redmond, kuzeye de enteresan üçlü. Altı yok gibi gözüküyor ama hepsi bir şekilde basabilen oyuncu, koşabilen oyuncu. Veya bir altı koyar, Redmond Kuziev yapar veya bir... Ya yani orada çok fazla seçeneği olur. O yüzden de hoca Redmond'u on numarada oynatmak istiyor. Şimdi Redmond konusuna gelelim. Ceyhun kazancı İngiltere'ye gitti. Haftasonunda sonunda bugün döndü. Redmond'da oturdular, konuştular. Şimdi Redmond'la ilgili birkaç tane size bilgi vereyim. Şimdi Redmond'un e, biliyorsunuz salı günü eşinin doğum yapmasını bekliyoruz. Ba, Bahtiyar Zaynotidinov, Mehmet Ali Akın sormuş. CSK'dan 10 numara. Hiç duymadım ama sorabiliriz. Ama sorabiliriz. E, soralım. Şimdi niye anlatıyorduk biz? Soru gelince de kafam karışıyor. Redmond'a anlatıyorduk. Redmond ile ilgili bir türlü doğrama diye yazmışlar Redmond ile ilgili Salı günü oyuncunun eşi doğum yapması bekleniyor. Allah analı babalı büyütsün, sağlıklı güzel bir doğum olsun ve biraz eşinin bazı ailevi durumlarından dolayı çok fazla sık İngiltere'ye gidip gelme ihtimali var. Hem çocuktan dolayı hem diğer durumlardan çocuğun kontrolleri osmusu vesaire. O yüzden de İngiltere'de kalmak istiyor. Ama çok da aslında yansıldığı kadar belki çok sorun çıkartan bir kadın da değil hanımefendi. Yani çok böyle Redmond'a asla İstanbul olmaz falan filan demiyor. Sadece zorlandığını ifade ediyor. Redmond kampla ilgili bilgi aldı. Ne zaman gelmesi gerektiğiyle ilgili bilgi aldı. Ee, özellikle kampa katılmak istediğini yani bir e, gelir ya yani Beşiktaş'a ya şöyle diyeyim Redmond şey yapmayacak büyük bir ihtimalle. Hani ya siz hani başlayın. Olursa ben Ağustos gibi gelirimden öte biraz daha bu kampa, Almanya kampına gelmek istiyor Redmond eğer kafasına karar verirse. O yüzden salı günkü doğum önemli. Cem Kazancı ki iyi bir ilişkisi var ki oraya gitmesine çok sevinmiş yani ilgilenilmesine çok sevinmiş Redmond. Ve şu tabi olumlu bir durum eğer hiç Beşiktaş'ta muhatap olmayacak olsa zaten konuşmazdı, görüşmezdi, muhatap da olmazdı. O yüzden de ben açıkçası Redmond konusunda hala ve hala artıdayım. Olumlu taraftayım. Redmond olacak diye tahmin ediyorum hala. Tabii ki oyuncu karar verecek eşi oradan bir e, baskılaması çok yoğun ki öyle biri değil diyorlar. O yüzden de <laughs> ben Redmond'ın hala gelme ihtimalinin gelmeme ihtimalinden daha yüksek olduğunu e, düşünüyorum. Metin Duymaz'ın sorusuna bakalım. <laughs> Sağda 3 Türk olması gerekmiyor mu? Halil'i anlattık Halil'e ilgili teklif yapıldı. Halil bu arada Beşiktaş Halil'le anlaşmış vaziyette. Kulübünün kararını bekliyorlar. Halil geldiği zaman Beşiktaş'ın fena şimdi biraz daha bence yerli katiz yükselmiş olacak. E Cenk var, Halil var, Salih var. Tayyip Tağla var, sakatlığı var gerçi ama Tayyip Tağla var. Onur Bulut'u zaman zaman hocam mecbur oynayacak. kalecisi Türk çok büyük avantaj. Dolayısıyla yerleri de var Beşiktaş'ın. Bu arada bir hani yeni kural var biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyetler, Kırgızlar, işte Türkmenler, Azeriler vesaire Beşiktaş oraya da oraya odaklanmış vaziyette. Yani Beşiktaş o statüde bir oyuncu getirirse şaşırmayın. Beşiktaş orada da bir çalışmasını yapıyor. İyi iyi bir oyuncu orada iyi bir oyuncu peşindeler o yüzden de onun olma ihtimali, oradan bir oyuncu gelme ihtimali de var. Onu da belirteyim. Redmond'la ilgili mevzu budur. Redmond salı günü ya yani Redmond'la ilgili ben şunu söyleyeyim. Çarşamba ve perşembe günü ben Redmond'la ilgili bir karar çıkacağını ve Kesinlikle e, net olarak geliyorum ya da gelmiyorum diyeceğini düşünüyorum ve konuştuğum genel edindiğim izlenimde oyuncunun geleceği yönünde sanki olumsuz değilmiş gibi duruyor Beşiktaş a. ama transfer bu arkadaşlar kesin bir şey söyleme ihtimalimiz yok kesin deyip de muhabirlik döneminde e, özellikle neydi e, Samir Nasi'de çok kötü patlamıştık son dakika falan vermiştik olmamıştı e, bazen oyuncu formayı üzerine giyiyor. Yine gelmiyor. Öyle oyuncular bile var. Beni takip edenler bilir. Ee, Lucas Leiva'yı almıştı Beşiktaş. Ee, otelde Beşiktaş formasını giydirmişlerdi. Bana da atmışlardı o zaman yöneticiler. Ee, ben de son dakika vermiştim. Adam hocası vazgeçti. Adam otelden geri döndü falan. Yani bunlar olabiliyor. İmza atmadan bitti falan demeye gerek yok. Ama sıcak gözüküyor. Salsi'ye ilgili bilgi verdim. Sorular arkadaşlar videoyu silmeyeceğim. Salsi'ye ilgili bilgi verdim. Onları tekrardan izleyebilirsiniz. Ee, bu arada nereye geldik? Bütün oyuncular bittiyse şu oyuncular bitmedi. Daha devam edeceğim. Şu Gazprom mevzusu. Evet. Şu notlarıma bakayım. Bahsetmenizi. Bu arada Orsic Orsiç'te de Beşiktaş anlaşmıştı. Onu da söyleyeyim. Onu da bilgi olarak size paylaşayım. Hoca tam benim istediğim tarzda değildi de o yüzden ya öyle yani daha farklı bir on numara. Mesela Kuzey ve daha sıcak baktı Orsic'ten. de Orsic'de o yüzden olmadı. Trabzon'a gitti. İşte oyuncular mesela Bekleyin dediği zaman oyuncu da beklemiyor. Böyle problemler de var ama daha da iyisini yapmaya çalışıyor. Zays sorusu gördüm. İsmail Kartal kadroda kalmasını istiyor. O yüzden sanki Fenerbahçe biraz ile ilgili baskısını arttıracak gibi e, gözüküyor ve kalacak gibi gözüküyor. Zays onu da belirtelim. Sorular gelmeye devam ediyor. Bu arada o sorulara da bakayım ben. E, Zaynud Dinov iyi oyuncu. Kazak statüsünde soralım. Sormadım. Bilmediğim oyuncu ile ilgili gelir gelmez bir şey söylemek istemiyorum. Sponsora geçeceğim şimdi. Sponsor çok merak edilen bir konu. Ee, nedir? Öncelikle bir açayım notlarımı. Evet. Gazprom mevzusu. Şimdi Gazprom ile ilgili arkadaşlar şu detayı vereyim öncelikle. Gazprom konusu biraz Davut Seyrancı da bu arada şey söylüyor. E, Koli'nin olduğu tek bir özelliği yok. Şenol Güneş'in Koli'yi tercih ettiğine emin misiniz diyor. Ya sevgili kardeşim bu sene Zaten 11'de oynatmadı Tayyip Sakatlan'a kadar sayısı. Hep Koli'yi oynattı. Ve adam sol, yani Şenol Güneş sol stoperde Koli'yi beğeniyor. Bütün maçlarda 11 oynattı. Tayyip sakatlandığı için say sağ geçti. Mecburiyetten boşluktan dolayı geçti oyuncu. Yani bu benim hani emin misiniz diye sormuşsun da bunu ben zaten eminim de bunu benim bilgi olarak açıklama gerekiyor. yok. Zaten 11'e baktığın zaman adam hiç kendilerini oynatmadı. O solda hoca Koli'yi istiyor. Koli'yi beğeniyor. Sağda Tayyip olmadığı için Wellington sakattı, oydu buydu. Size görev ver Size profesyonel bir oyuncu oynadı. O yüzden de Size konusundaki bilgi net bilgidir. Koli ilk 11 oynayacağı için Size kalmak istemiyor. Gazprom'a geçiyorum. bu arada kendi fikrimi de yani bu arada katılıyorum Davut'a da. Yani benim de fikrim bana göre Size Koli'den 3 katman daha iyi oyuncu. ama burada hocanın düşündüğü istediği bir sistem var. Dolayısıyla hani, hani meşhur laf vardır ya vardır bir bildiği diye. Koskoca Şenol Güneş yani bir bildiği vardır ki o öyle bir tercihte bulunuyor. Ben kendi futbol görüşüm. Benim kendi mantıklarına göre bence de size daha iyi oyuncu. Ee, Gazprom mevzusuna geçeyim. Gazprom'la ilgili mevzu şu. Bir kere ee, evet bu Kıbrıs'la ilgili bir yorum geldi. Katılıyorum Kıbrıs'la ilgili yoruma. Kıbrıs bizim canımız. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Selamlar orada herkese. Gazprom mevzusu darbe girişiminden öncesine dayanıyor arkadaşlar. Gazprom biraz şey havası oluştu sanki sosyal medyaya bakıyorum. Ya işte darbe girişimi oldu. Bu iş iptal oldu falan. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Beşiktaş bu darbe girişiminden 10 gün önce haber beklerken birdenbire haber kesildi. Haber akışı kesildi. Yani cevap vermediler Beşiktaş'a ki 20 milyon yıllık 20.5 milyon yıllık bir teklif vardı. Ve bu teklife tamam derkes Yani bütün yazışmalar onlar bunlar sözlü anlamda her şey okeylenmişti. Adamlar birden cevap vermemeye başladılar ve o haftanın sonunda yani en son salı günü biz sizle görüşeceğiz ve son kararımızı bildireceğiz dediklerinde biz de zaten dedik ki salı günü bu iş netleşir. Telefonlar açılmadı, yine konuşulmadı. Çarşamba oldu, perşembe oldu. Cuma günü zaten dar bir girişim oldu. Şimdi ise enteresan bir durum var. Şimdi ise işte Putin'e biz ulaşamıyoruz. İşte Rusya Devlet Başkanı'na o yüzden de net bir şey söyleyemiyoruz şeklinde bir mazeret bildiriyor. Oysa yani geri vites yapmaya tabiri caizse tırnak içinde kullanıyorum biraz argo bir tabir ama yani biraz geri sekmeye aslında darbe girişten önce başlamışlardı bu Gazprom. Şimdi Cumhurbaşkanı'na ulaşamıyoruz. O yüzden de Putin karar verir. Biz bilmeyiz falan gibisinden cevaplar veriyorlar. Buradaki ilginç olan şey şu. Hayır olmayacak demiyorlar. Yani Beşiktaş biz vazgeçtik. Yapmıyoruz. üzgünüz falan filan yok. Onu demiyorlar. Yani şu anda dedikleri şey biz devlet başkanına ulaşamıyoruz. Kendisinin onay vermesi lazım. Ee, o yüzden de o onay vermeden biz kolay kolay tamam diyemeyiz. Bu önemli bir sponsorluk diyorlar. Yani hani kesin olmadı deseler Beşiktaşlı hızlı bir şekilde gerekeni yapacak ancak onu da yapamıyor. Tabi herkesin kafasındaki soru B planı nedir? B planı e, çok fazla konuşulan bir şey. B planı nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, bir Twitter tweet'lerine de bakayım bu arada. Elon sınırlama Elon Musk sınırlama umarım getirmemiştir. Ee, burada bir Bakayım. Evet. Şu de atayım. Şimdi herkesin kafasındaki soru şu. Neden e, hani B planı yok? Açık konuşmak gerekirse o rakamlara yaklaşan bir sponsor yok arkadaşlar. Ben size bu bilgiyi vereyim. Bu tabii Beşiktaşları üzecek, moral bozacak, biraz can sıkacak bir bilgi olabilir. Ancak e, yani bir 20 milyon euro civarında bir teklif olmadığını ee, çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bu teklif işleri zaten arkadaşlar biliyorsunuz böyle bir haftada şöyle bir şey yok yani Gazprom olmadı Katar Airways hadi gel kardeşim çalışalım falan öyle bir şey değil yani bu. Ya işte ne bileyim Vodafone olmadı bilmem ne yani böyle bir anda bul bulunabilecek bir şeyler değil. E, o yüzden de benim duyduğum 20 milyon euroyu bırakın 18 milyon euroya da yok. 15 milyon euroya da yok. 13'e de yok. 12'ye de yok. 11 milyon euroya da yok. O yüzden de e, orada bir öyle bir para Beşiktaş ne yazık ki planlamayı da ona göre yapmıştı. Ne yazık ki öyle bir para yok. Benim düşüncem e, mevcut sponsorlardan bir tanesi Beşiktaş yola devam edecek bence. Yani kim var mı? Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi baktığın zaman mevcut sponsorlara kimler var? İşte Reyn var işte kaldı duruyor mu hala durmuyor. İşte Adidas var atıyorum. Kim var açın bakın internet sitesinde. Bir sürü sponsor var. Buradaki en baba sponsor Beko. Rami Koç biliyorsunuz Beşiktaş'ın aslında üzerindeki bir eldir yani. Rami Koç'la ya ilgili bilinmeyen birçok şey vardır. Mesela Beşiktaş başkanı değiştiği zaman Rami Koç başkan kim olursa yani Fikret Orman da gelse, Ahmet Nurçebi de gelse, yarın bugün başka bir başkan da gelse Rami Koç para gönderir kulübe. Hoş geldin parası. Hani başkan hoş geldin. Sıcak para gönderiyorum. Onunla hani Beşiktaş'ın acil ihtiyaçlarını hallet. Yani bu kadar da önemli ve bu kadar sağlam Beşiktaşlı Rami Koç. Büyük adamdır yani. Beşiktaş iyi Beşiktaşlı'dır. Sağlam Beşiktaşlı'dır. Ve benim görüşüm yani bunu tam bilgi olarak da söylemiyorum ama ben yani Beko'yu falan sponsor alır şaşırmam. Ha Beko 20 milyon euro 15 milyon euro vermez onu da söyleyeyim ama şu şartlarda bu durumda e yeni bir büyük sponsor yani 20 milyon euro verebilecek bir sponsor Ben Beşiktaş'ın bulma ihtimali bu kadar kısa sürede. Şurada bir ay sonra lig başlıyor. çatıda yazı yok. Böyle şey olur mu? Dünyanın en güzel coğrafyasındaki yerlerden bir tanesi. Karşı taraf Asya. Burası Avrupa. Ondan sonra dışarıda yukarıdan bakıldığında Boğaz'ın kenarı falan inanılmaz bir stat. Ve orada bir sponsor olması lazım arkadaşlar. Böyle şey bir şey değil bu. Yani hani bekleyelim de Ağustos'u, Ekim'i falan öyle bir şey değil. Hemen bir şekilde bunu Beşiktaş'ın halletmesi lazım. Benim düşüncem bir kez daha söylüyorum bu bilgi demiyorum buna yani Beşiktaş Bekoli Anlaş falan demiyorum ama mevcut sponsorlar içerisinde en büyüğüne gidip yardım isteyecektir Beşiktaş sponsorsuz kalmaması için stadın. O yüzden de ben öyle bir sponsorluk hamlesi Beşiktaş'tan bekliyorum. Bunun dışında çünkü hani 20 milyon euro falan vermesi için büyük bir firma olması lazım arkadaşlar. Gazprom değil, Sokar var. İşte Azeri, işte ne bileyim başka bir yer kim var dünyaca ünlü? GSR, Apple var falan. Yani bu tarz bir büyük firma gelmesi lazım ki burada e, bu şeyin teklifini ne derler? E, Gazprom'un teklifine yaklaşsın. Yani 20.5 milyon euro verecek bir yıllık verecek bir sponsoru Beşiktaş bu kadar kısa sürede bulamaz. Bulursa büyük alkışlarım ben. Hakikaten büyük alkışlarım ama ben bulacağını zannetmiyorum. Mevcut sponsorlara gideceklerdir. O yüzden de bir Mesela Beko sponsor olsa ben şaşırmam. Beni şaşırtmaz bu durum. Ee, bu kadar sıkışık bir durumda da yardım edecek Beşiktaş'a tek insanı Rami Koç. Onu da çok net biliyorum. O yüzden de bence orada öyle bir hamlede de gelebilir. Ee, bunun dışında daha var mı? Bu arada notlarıma da bir bakayım sizle konuşurken. Çok fazla soru da geliyor arkadaşlar cikudan bahsettik, Saez'den bahsettik, e, Amartya hazır dedik, Kuzyev'in durumunu anlattık, Redmond'u anlattık. Kovalecma'yı sormayın arkadaşlar rica ediyorum. Kovalecma'nın gelme ihtimali yok. Kovalecma 40 yaşında ve arkadaşlar Kovalecma Kasımpaşa'da oynayamadı. Portekiz 3. Liginde oynayamadı. Ne Kovalecma'sı? Rica ediyorum bunu artık yapmayın yani. Kovalecma'ya da yazık. E, Kovalecma'nın gelip burada aslanlar gibi çok güzel, çok şık, Ronaldo'lu, Pepe'li falan bir e, jübile yapması lazım. Ona da o yakışır, Beşiktaş'a o yakışır ama... Kolejime'yi falan sormayın rica ediyorum. Ee, bunun dışında başka e, sorular da geliyor. Fred olmaz. Çok böyle üst düzey birkaç tane isim okuyorum orada hepsini tek tek okumayacağım ama e, arkadaşlar böyle bir Beşiktaş'ın 4 milyon 5 milyon verme durumu yok. E, o yüzden Kotyun'un o yüzden 7 milyona da direkt hayır dedi Beşiktaş. Böyle bir durum yok. Mureka ile ilgili teklif bekleniyor. Arap Yarımadası'ndan bir teklif bekleniyor ama Hani Beşiktaş şey de istemiyor. Oyuncu satılık alın bunu istemiyoruz da yapmak istemiyor. Çünkü oyuncunun bir piyasası var. Ben Muleka ile ilgili bir 3,5-4 milyon euroya sanki Beşiktaş oyuncu gönderebilir diye düşünüyorum. İrfan Can Kahveci ile ilgili neye göre bu haberler çıkıyor bilmiyorum. Adamlar 10, 11 milyon euro verdiği oyuncu mesela Fenerbahçe 11 milyon euro vermiş. Hadi Beşiktaş sen al mı diyecek mesela nasıl olacak? Zaten orada bir yönetim orada da çok büyük bir tepki var. Ben Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe'nin öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. İsmail Kartal'la beraber Fenerbahçe'de yerli oyuncular biraz daha kıymetli hale gelebilir. O yüzden ben İrfan Can'ın Beşiktaş'a geleceğini düşünmüyorum. Ozan Tufan'la ilgili hiçbir görüşme yok. Ozan Tufan'la ilgili en ufak teklif yok. Ha Ağustos geldiğinde bir hamle olabilir mi? Yani yıl sonunda oyuncular boşa çıktığında bir hamle olabilir mi? Olabilir ama şu anda ne Ozan Tufan'la ilgili ne de Yusuf Yazıcı'yla ilgili herhangi bir teklif, herhangi bir görüşme falan hiçbir şey yok. Dolayısıyla burada artık yavaş yavaş Beşiktaş'ın kendi planlaması doğrultusunda dışarıdan çok isim yazılıyor. Kendi planlaması doğrultusunda belli belli nokta var. Amart'i bu arada girebiliriz tabii ki. ile AMRT Amart'i Amart'tan bahsettik az önce konuştuk. Amart'i eğer hoca hoca eğer Amart'i konusundaki sıcak ben kampa yetişeceğini tahmin ediyorum Amert'in e, ee, Sağız gittikten sonra ikinci süperinde Ciku ya da ım, neydi diğer çocuğuna Tormena olma ihtimali yüksek görüyorum. Rebic için Beşiktaş masada. Ekambi için Beşiktaş masada. Ama masada oluyor demek aldı demek değil. Yani MRT gibi diğer oyuncular gibi daha yakın değiller. Kuzyev ben Beşiktaş'ın teklifini kabul ettim dedi. Zaten bunu anlattım detaylarını. Redmond'ı anlattık. Ee, Kara Duvar'ı çok fazla soruyorsunuz. Kale arkası koltuklar kalkacak Dortmund gibi olacak mı diye. Bununla ilgili bilgi verdim. Federasyon onay vermesi gerekiyor. Beşiktaş bütün belgeleri topladı. Deprem yönetmeliği o bu. Stat bunu kaldırır mı? Statikler bilmem falan hepsini topladı. Beşiktaş her şey okey. TFF'nin onay vermesi gerekiyor. TFF onay verirse Beşiktaş kara duvarı yapmak istiyor ama TFF'den bir onay gelmediğini söyleyelim. Kamp var. Yarın antrenman var. Antrenman basına açık. 9'unda da Beşiktaş Almanya gidiyor. Almanya'da bir kamp yapacak. Yayınımı sonlandırıyorum. 5000 rakamını gördük. Çok teşekkür ediyorum. Yayını tabii ki kapatmayacağım. Daha doğrusu kaydedeceğim yayını. İzlemeyenler, başını kaçıranlar izleyebilir. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bir canlı yayın daha yapar. Biraz daha gelişmeler netleşirse onu da konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirseniz teşekkür şimdiden teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok sağ olun. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.